أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أهل الإسلام أهل إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكل ديلر الله كهن بوسن يرتكن رب مزج شكران لرمز بوسن يعني سزج بزج قشني كندا جمعة الثانية أيلردن يعني جمعة لر نصيب إت الحمد لله Vay vay bu joylarga mana 2023 deb olsak bu yog'i 3 yil, bu yog'i 6 yil, 7 yil bo'pti kelganimizga. O'sha mana shu binolar Allohning bayti qurilayotgan paytida shu qurilishdan oldin kelgan edik. Mana alhamdulillah Allohning baytlari bitti. Bunaqalar chiroyli holatlarga keldi. Allohga hamd bo'lsin. Mana yana ko'rishib turibmiz. Allahum tebarek ve teala kuf yıl kuf zaman yakşilikte, taatte, ibadette, zikirde, duada didar konuşturursun. Didarem yakşilerse. Nege adam tuy kıladı, öyle bir görün. Nege vazime kıladı. Nege akika kıladı, nege velime kıladı. Velime degeni, demek farzand kursa yazı degen dastırhan geyt dedi. Aqiqa degani farzand ko'rsa yozadigan dastronga aytadi. Valima degani o'g'il uylantirganda qiz uzatsa yozadigan dastronga aytadi. Vazima degani vazima. Ota o'tsalar, ona o'tsalar yozadigan dastronga aytadi. Ha nega qiladi shuni? Birodarlar, hammasida bitta narsa bor, didor. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Falonchi yaxshimisiz? Salomatmisiz? Ulug'lar aytadi. Liqaul Khalili Shifaul Alili deydi. Yaxshi odamlarni ko'rganlari, yaxshi odamlarni ko'rishganlari ba'zi dardlarga shifodir deydi. Mo'min mo'minni ko'rsa, musulmon musulmonni ko'rsa, hol so'rasa, ahvol so'rasa, mana shuni o'zi dardlariga davo emish, ranjlariga shifo emish. Ey Allohim Bizga shundoq kunlarni berib, mana bundoq holatlarni berib, mana bundoq jumolarga yetkazib, jamoatlarimiz hammamiz to'planib kelib, Allohning baytida ibodat qilamiz deb to'plandik. Iloho Allohim ibodatlarimiz, duolarimiz, tavbalarimiz, istig'forlarimizni barchamizdan qabul etgin. Iloho bunaqa kunlarni, bunaqa onlarni ko'p yil, ko'p zamon ko'rsatgin. Inson o'ylab ko'rmayaptimi? Dunyo bilan taqqoslab ko'rmaydimi? Dünyada vuruş bu yattı. Kayırda adamlar ki cuma, kayırda ette toplanış, kayırda cemaat, kayırda ularda taravih, kayırda hayit namazı. Falastin'de hazır iş böyle yaptı mı? Suriye'de çi, Irak'ta çi, Libya'da çi. Ve braderler yurtimiz elhamdülillah tinç. Vatanımız bana o nakit tinç. Bana keli yapmış Toshkent'den hem meyada kurgen, imaret kurgen. Bir narsalar qilgan, bir narsalar qilgan, bir narsalar qilgan. Ey Allohim. Vatandagi tinchlikni bardavom etgin. Ne'matlaringni ziyoda etgin. Bu tinchlikni bardavom qilgin, bundan foydalanib yeb ichib o'zingga shukr keltirib yashashni nasib etgin. Qani endi o'lmasak, qani endi ketmasak? Yo'q, buni iloji yo'q. Dunyoga kelgan kishi ketmoqdir oxirgi ishi. Demek oşa haletlerde Allah'ım berçemizge imanımızı hemrah kısın. Bir günü mumun Müslüman toplanıp yelkesge alıp kotarış eğer nasip etse Allah'ım rahmet kısın degen duadan berçege nasip etsin. Saniyen Hazreti Peygamberimizge Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge durudu salavat ve salamlarımız bulsun. Muhterem azizler. Bugün kündeki asosiy mavzu odamlarga azor vermaslik. Odamlarga azor vermaslik ham sadaqadir degan go'zal mavzuni bergan, dolzarb mavzuni bergan
Allah-u Tebarek ve Teala bundan mevzunu bizge yübergen ulemanı dünya ve ahiretini abad etsin. Muhterem cemaat, cemiyette ademlerini birbirge dost, birader kıladigen ve katta sevabli işlerden biri özgelerge azar vermesliktir. Cemiyette ademlerini birbirge yakın kıladigen, birbirge birader kıladigen hıslete azar vermeslik. Bir azar buluşluk. Azar özünü verdiyse Allah tebarek ve teala'nın fıtratını büzüş degeni yeken. Azar ne verdiyse fıtratını büzüş. Fıtrat degeni adamın tabiyeti degeni yeken. Bu adamın tabiyetini Allah yaratken. Adam yegiz geledi, yemeği geledi. Adamın bir nerselerini içmeği geledi. Adamın uykusu geledi. Adamın yürgüsü geledi. Adamını ibadet kıgız geledi. Adamını maşın mingiz geledi. Şu adam neme haklese, nemeni rağbet etse, şunge halal vermeslikini bir azarlık derken. Günahlar kaytarıladı. Günahlardan kaytarıladı. O azarga kirmeydi. Beydatlikke nokta koyuladı. O azarga kirmeydi. Aslında azar vermeslik hem sadakadır deyip namlanadı. Dinimizde adamlarga tili ve kolu bilen azar vermegen kişi kamul Müslüman. Özgelerge menfaat tegedigen kişi ise afzal kişi deyip tariflenadı. Müslüman kim dese kolu bilen tili bilen bırakı azar vermeydigen. Adamların yaksız kim dese adamların en yaksı özgelerge menfaat veredigen kişi. Haliki uluğlar, azlar birbirinden görüşüp kalıp Faridin Attar, Tazkiratul Evliya'da keltir yaptılar. Irak, Hicaz velileri, Turan ilini velilerini biz tamamda türedigen velileri bilen Mekke-i Mukarreme'de görüşüp kalıp ahval iler kele yaşımızlar, yaşımız. Allah verip kalsa şükür kılıyapız, yok olsa sabır kılıyapız. Dese bizi veliler etiyetkenmiş Türkistan ilini veliler. Bari de şükür kılış, yoku da sabır kılış, bu hayvanların işi. Biz bari de bravge beri yapmış, yoku da hamdü sana ait yapmış degeneken. Bizi velilerinin üstünlüğü bari demiş, bari demiş, hammege beri yetkenmiş. Yoku da hamdü sana ait yetkenmiş. Ya adam nimaga yashaydi adam? Hayvonga o'xshagan narsa-ku odam ham ku. Yeydi, ichadi, xotin bolachaqa bo'ladi. Odamlarga manfaati yetsa u odam-ku. Birovga bir yordami tegadimi? Qo'li bilan, tili bilan, manfaati bilan bir yordami tegadimi? Uni ulug'vorligi shetda. Şu bilen birge adamlarga maddi ve manevi zarar verişini katta günahlardan sanaladı. O da adamlarga menfaat verişlik, ulug'vorlik hisoblangandek, adamlarga zarar verişlik katta günah sanaladı. Yetkazgan maddi zararını qoplash, manevi zarar uchun Allohga taologa tavba qilish, mazlumlardan rozilik so'rash şarttır. Şu bilen birge adamlarga maddi ve manevi zarar verişini katta günahlardan sanaladı. Yetkazilgan maddi zararını qoplash, manevi zarar uchun Allah tabarak ve taala'ga tavba qilish, mazlumlarını razılığı so'rashi şarttır. Kitapta aytgan ki, tavbani ikkiga bo'lgan. Bo'ldi, ben haram xarishdan tavba qildim. Endi bundan buyog'iga dinda diyonatda yuraman degan odam ikkita yo'li bor. Birinchisi, agar tavbasi o'zi bilan Allohning o'rtasida bo'lgan bo'lsa gunohi, o'shanga tavba qiladi. Qilgan gunohi Alloh bilan o'zini o'rtasida bo'lsa, unga tavba qiladi. Tavba qildim Allohim. Birinchi qilgan ishiga pushaymon bo'ladi. Ikkinchisi, o'shani qilmaslikka azmi qaror qiladi. Uchinchisi, endi toat ibodatni mahkam ushlaydi. Tavba qildi deb shuna aytadi. Qilgan ishiga pushaymon bo'ladi, hech qachon gapirmaydi. Aytmoqchi, aroq ichganmisiz ilgari, zino qilganmisiz ilgari deb savol berilmaydi.
Onu gapirish bilan yangi aroq ichganday, yangi zino qilganday bo'lib qoladi. Bo'ldi u pushaymon u qilgan ishini gapirmaydi hech qachon. Undan uyaladi u. Tavbani birinchi sharti shu. Ikkinchisi endi unga qaytmaslikka azmi qaror qiladi. Qilmayman deydi. Qilmayman qanaqa bo'ladi? Sigirdan sog'ilgan sut yelinidan chiqqan sutni yeliniga qaytarib tiqib bo'lmaydi. Tavba qilgan odam gunohdan chiqib ketgandan keyin xuddi o'sha sut yeliniga qaytmaganday gunohga qaytmaydi. Shuni tavba qildi deydi. Bugun tavba qilib ertaga yana o'sha hunarni qilsa, u tavba hisoblanmaydi. Uchinchisi, endi tavba qildimi? Endi taat bilan ibodat bilan birga bo'ladi. Endi jamoat bilan birga bo'ladi. Tavba deb shuni aytadi. Ana endi bu birinchi yo'li tavbani, endi ikkinchi yo'li bor. Gunohni agar Alloh bilan bandani o'rtasida bo'lmasdan boshqani haqini yegan bo'lsa-chi, kim seni xafa qilgan bo'lsa, agar birovni haqini yegan bo'lsa, endi haqini qaytaradi o'bor. Qaytarmasa tavbasi tavba hisoblanmaydi. Alloh rahmat qilsin Fozil qora akam. Bir narsani aytib bergan edilar. Shu 2000-yillarida dedilar. Birovni uy taqillatayotganimiz. Uydan chiqsa bir odam assalomu alaykum va alaykum assalom keling. Siz palonchisiz, otingiz palonchi. Kelgan mehmon shunaqa, ha men palonchiman. Palon yili Toshkentda palon joyda zavmak bo'lgansan, ha magazinga rahbar bo'lgan. 92-chi, 91-chi yili mashinangiz o'g'irlab ketishgan, topilmagan. 07 Jiguli, ha o'g'irlab ketishgan, topilmagan. O'sha o'g'ri menman. O'sha o'g'ri menman. Mana o'sha yangi Jiguli puli. Tavba qildim jon aka, meni kechiring. O'zim hajga ketyapman. Uy joylarimni hammasini sotdim. Meni kechiring. Desa uni ushlab olib, u yig'layotganmiz zavmak. Sen birodar, meni bilibsan, mendan olganingni tanibsan, meni olib kelib beryapsan. Men kimga olib beraman? Nuqul odamlarni tarozidan urardim deb yig'larmish. Kimga olib berasan, tarozidan ursang? Odamlarni toshidan, tarozidan ursang, qachon olib berasan? Tavba, u tavba oddiy narsa emas. Tavba ikkita yo'l bilan tavba bor. Bittasi Alloh bilan bandaning o'rtasida, ikkinchisi banda bilan bandaning o'rtasida. Sahobalardan birlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, "Ey Allohning rasuli, qaysi musulmon afzal?" deb savol berishdi. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakiki Müslüman Müslümanlar onun tili ve koludan selamet bulgan kişidir deyip cevap verdiler. Ey Allah'ın Resulü Müslümanlar yaksı kaysı deseler Hazreti Cenab-ı cevap veriyetkenmiş de. Kaysı Müslüman yaksı deseyiz bırakı tili bilen kolu bilen azar vermegen Müslüman kişi yaksı dediler. Jumaga kiryatib mashinani to'g'ri qo'ydikmi? O'ylab ko'rdinglarmi hech? Ko'chada yuryatib bizni birov so'kmayaptimi? Buyuk sahobiy Abu Zar al-G'ifori anhu radhiyallohu anhu aytadilar. Ya Rasululloh, ara ayta ma'nosini o'qiylik. Vaqt ko'payib ketyapti-da, shuni ma'nosini o'qiymiz. Ey Allohning rasuli, ba'zi savob ishlardan ojiz qolsam nima deysiz dedim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, odamlarga yomonligingiz tegishdan tiyilasiz, mana shu o'zingizga qilgan sadaqangiz bo'ladi.
Allah'ın peygamberi, bazı savab işlerden aciz kalsam neme deyisiniz? Bazı işlerini kılalma yapman ki, meçit kuralma yapman ki, yetimge yesirge birelme yapman ki. Allah'ın Resulü. Peygamberimizden cevap böyle yaptı ki, adamlarga azar bir işten tiylesiz şiyem sadaka deyip cevap veri yaptılar. Sahabelerden birileri Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e şunu da dediler. Allah'ın peygamberi, falana ayolunun namazı, rozası ve sadakası köplüğüne eğitişedi. Lekin o koşullarına tülü bilen azar verirdi. Bey. Bunu aslında metnide etken ki, rozadar, daim roza yürüdüken ayol böyledi. Bırak şikayet kıladı. Allah'ın Resulü, bizde bir ayol var, nihayette her gün rozadarlar, her gün ibadetleri, şu tilleri yaman, konu koşulayı hemen azar verirler. Değişedi. Şimdi Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaplarını işte. O davzaktadır dediler. İmam-ı Ahmet'in rivayetler, kan dağı yazgan böseler, şunu dağı okuyapınız. O davzaktadır. Ne meklesen, namazı okup, roze tutup, zakat verip, hac kılıp, adamlar getirin bilen azar verip. Ali Görüş şehitken de Nisan misliğime deydi. İki öbür cahide cembo meydi. Demek özgelerge aziyet veriş adamını davzak tamangı yeteklerken Müslüman kişi özgelerge aziyet verişten tevbe kılıp bunda işlerden kayıtışı zarur boladı. Şimdi Müslüman boladı. Bu gece Müslüman bulmaydı. Başka bir hadisi şerifte adamlarge türlü körünüşlerde zarar bergenlerine ahirette haliga vay buluşu isletiledi. Yağdaki ahvalıdan haber verir yaptı. Dil azarlarını, huda bezarlarını yağdaki ahvalı gepirir yaptı. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muflis kimliğini bilesizler mi? Buradalar isleti otamız bitti Arapça metnini teşebbüt yapmış. Vakt itibariga ko'ra. Muflis kimligini bilasizlarmi? Muflis degani falasa yuflis. Bankrot bo'lgan odamni aytadi. Muflis degani bankrot odam kim bilasizlarmi? Nima deb qanaqa tarjima bo'lar ekan bankrot? Bormi ichimizda lug'at biladigan? Qanaqa bo'ladi bankrot? Nima deb? Kesat. Doğru, kesat. Kesat. Hiç neresi kalmaydı. Kıpkızıl, kesat kim? Kesat kim ya Resulallah? Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap veri yaptılar. Kesat kimliğini bilesiler mi? Kesat kim? Ular. Ya kesat aramızda dirhamiyem, matahiyem kalmayan adam deyişti. O da bizi gapı gapı işte. Kesat dese biz hem şuna eti yapmış bana. Bankrot diye yapmış. Kesat. Ümmetimdeki kesat kıyamet günü namaz, roza, zakat bilen keledi. Ama bunun malını yegen, onu zinada eyvlegen, onu kanını tokken, bunusunu urgen adamdır. Hakiki kesat deyip kıyamette namaz okup bararken, zakat verip bararken, roza tutup bararken, lakin onun malını yegen bularken, onu yalan yapırken bularken, bunu aldegen bularken, onu urgen bularken, onu gıybet kigen bularken. Hakiki kesat o şeyken. Hiç neyse yok. Okigen namazı, birgen zakatı, tutken rozasından fayda yok.
Onun yaxşiliklerden unisiga ham bunisiga ham olib beriladi. Ana endi uni ahvolini aytib beryaptilar. Roza tutib kelgan, namoz o'qib kelgan, Qur'on o'qib kelgan, haj qilib kelgan. Endi qiyomatda ahvoli unga azor bergan, bunga azor bergan, qiyomatda hamma narsa yu'adalu, hamma narsa adolat etiladi. Unga savobidan olib beriladi, bunga savobidan olib beriladi. Qarang endi, ketini qarang. Zimmasidagi gunohlar bitmay turib, yaxshiliklari tugab qolsa, ularning gunohlari olib, buning kasotni ustiga tashlanadi. Unga savob olib beriladi, bunga savob olib beriladi, shu bilan savobi qolmaydimi? Gunohlari qoladimi? Qolganlarni gunoh olib beriladi ekan bunga. Mana senga endi. Savobing yetmadi berish kerak. Kasot deb shuni aytar ekan. Birodarlar, dunyoda kasot bo'lsa, axir o'nglab ketadi. Ya bir terini ichida bir qo'y nechi semirib nechi ozadi. Ota bo'y shunaqa derdi. Bir terini ichida bitta qo'y nechi semirib nechi ozadi. Nechi marta boy bo'lasan, nechi marta kambag'al bo'lasan. Lekin kasotga uchrashdan Alloh asrasin. Kasot nima desa, ibodat qiladi, lekin odamlarga azor bergan bo'ladi. Ibodat qiladi, lekin odamlarning haqqini yegan bo'ladi. Ibodat qiladi, lekin odamlarni g'ibat qilgan bo'ladi. Kasot deb shuni aytadi. Shunaqa odamni ko'rsang, darro yuraver. U kasot u. Otabo aytardi, balodan hazar dedi. Hatto dinimiz bizni ko'zimizga arzimas bo'lib ko'ringan aziyat beruvchi anaqani azonni to'xtatib tursin-da. Shu anaqasi bor-da, mana azon aytayotganda shu namoz vaqti kirganligini bildirish uchun azonga qo'yib qo'yadi. O'zi shu yaxshi emas shu. Qo'yib qo'ygandan keyin uni ikkinchi bizga o'xshagan odam zarda bilan o'chir deb yuboradi. Azon aytib turganda o'chir deb yuborsa to'rmas qapda dindan chiqib ketadi. O keyin maynami u xohlagan joyingda o'chirasan uni. Allohu akbar degan kalima oxiriga yetib olgandan keyin o'chiriladi. Uni xohlagan joyingizda o'chirolmaysiz buni. Shuning uchun azonni qo'ymagan ma'qul. Hatto dinimiz ko'zimizga arzimas bo'lib ko'ringan aziyat beruvchi ishlardan ham qaytargan. Ana din. Din nima? Din nima? Din nima o'zi, birodar? Ko'ziga ko'rinmas, arzimagan, azor beruvchi narsalardan qaytargan. Ana shu din. Masalan, bir kishining yonida ikki kishi pichirlashib gaplashishadi. Unga aziyat beradi. Masalan, masjidda. Biri xilos qilib namoz o'qiydi, duo qilib o'tiradi, ikkinchisi pichirlashib gaplashib o'tiradi. Shu endi buni chiqiga tegyapti namoz o'qiyotganda. Ana shu, anaqa shu. U ham aziyatga kiradi, u ham ozorga kiradi. Onasini tug'ilgan kunida qo'shnisini eshigini tegiga paqillatish otyapti. Paq etsa onasi tug'ilgan kunini nishonlayotganmish. Onang tug'ilgandan o'lgani yaxshi emasmi? Qo'shningga azor berib. Uylanishga ketyapti. Kiyov navkarga hamma yoqni paqillatib. Uylanganingdan bo'ydoq o'tganing yaxshi emasmi? Odamlarga azor berib. Birodarlar, dunyoda ozordan hazar qilinadi. Odamlar alkash, sal chalkash deb hazar qilyapti. Alkashdan hazar qilmagin, alkash bechara ichib, mast bo'lib, adarilib yotibdi, beozor bo'lib. Ano badbaxtdan hazar qilgin. Ano badbaxtdan hazar qilgin. O'zini pok deb sanayapti, odamlarga ozor beryapti. Odamda adolat bo'lish kerak. Masalan, bir kishining yonida ikkinchi kishi pichirlab gaplashishi unga aziyat beradi. Bu haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tarjimasini o'qiyman.
Uç kişi bölseniz biringizni hafa kılmaslik üçün adamlarga koşulup ketmegünce ikinci kişi alakta mahfi suhbat kılmasın. Bu İmam Müslim'de kegen şu. Üçte adam turun biz, üçte adam turun biz. Esselamu aleyküm ve aleyküm. Üç kişimiz. İktesi, bittesini hali kılıp gepleşti mümkünmez. On kişi, yigirme kişi olsa ikinci bir adam çetke atıp gepleşti mümkün. Lekin üç kişi turgan olsa ikitesi bittesini hali koyup gepleşti mümkünmez. O şenge azar tegedi bu, men hakkımda ne medya yaptı. Men koşulışı mümkünmese kendi deyip azar böyledi. Mana azar nima? Ko'pchilik shikoyat qiladigan va o'zimiz ham guvoh bo'lib turadigan aziyatlardan biri ba'zilarning avtomobil boshqarishda o'zgalarni e'tiborga olmasligi. Kitobda aytganki, mana mendan ilmsizroq ekan, mana mendan kambag'alroq ekan. Kibr deydi buni otini. Mana mendan ilmsiz ekan, mana mendan kambag'alroq ekan, mana mendan kuchsiz ekan, mana mendan xunukroq ekan. Ba'zilar martabani ham sanagan. Mana mendan martabasi past ekan, past ekan. 5 ta narsadan ikkinchi bir shaxsni past ko'rishni otini kibr deydi. Kitobda aytganki, kimda kibirdan qalbida sedanachalik bo'lsa, jannatni hidin hillamaydi deyilgan. Qanaqa bo'ldi bu gap? Kimdamish? Kibirdan sedanachalik. Nonni tepasiga sepamizmi, sedana deydimi? Ana shu sedanachalik qalbida bo'lsa, jannatni hidin hillamas ekan. Ko'pchilik shikoyat qiladigan va o'zimiz ham guvoh bo'lib turadigan aziyatlardan biri ba'zilarning avtomobil boshqarishda o'zgalarni e'tiborga olmasligi. Men simaydi uni. Ko'rdik shunaqa ekan haqiqatda. Matis ichida ketsangiz mensimas ekan. Tikolarni, Damaslarni ichida ketsangiz mensimas ekan, bir tinga olmas ekan. Jigulilarni ichida ketsak, ichida bir Allohning do'sti o'tirib ketayotgan bo'lishi mumkin. Palonchi avtobusdagi, palonchi avtomobilda ketayotgan, palonchi katta mashina minayotgan, sen mensimayotgan mashinaning ichida Allohning do'sti ketayotgan bo'lishi mumkin. Uni oldida dunyoda oxiratda bir tinsan. O'zing uchun bilib qo'y. Mo'minlar, musulmonlar, me'yori buzilib qoldi. Dünya qarashi o'zgardi. Mana onisini eshiting. Buxoroi sharifda bir osma ko'prik bo'lgan ekan. Osma ko'prikdan bitta odam o'ta oladi. Ikkita odam o'ta olmaydi. Agar ikkita odam baravar kelib qolsa, bittasi chiqib turish kerak ko'prikdan. Haligi ko'prikka Allohning do'stlaridan bittasi o'tmoq uchun kiradi. Endi Allohni do'sti degani nihoyatda g'arib, o'zini g'arib olgan bir mo'ysafid. Ko'prikning ikkinchi tomonidan bir jangari kiribdi. Qoshini uygan, yosh navqiron, qilich taqingan xanjarlik bir yigit hazratni mensimaslik bilan chiq yo'ldan debdi. Ko'prikni bo'shat devona debdi. Voy bolam, siz ko'prik bo'shatishingiz kerak. Ya menga gap. Voy men ya men o'n boshiman debdi. O'sha paytdagi unvon. Sen kimsan? Ha men hech kimman bolam. Yo'lni bo'shat hech kim bo'lsang. Savol berayotganmish valiyulloh haligi yigitga. Bolam hozir kimsiz? Ha o'n boshiman debdi o'dag'aylar. Keyin kim bo'lasiz? Ha keyin 50 boshi bo'laman. Keyinchi 100 boshi bo'laman. Keyinchi 1000 boshi bo'laman, keyinchi. Ha nasib qilsa sarkarda bo'laman. Keyinchi, keyin kim bo'lasiz? Ha keyinmi?
Keyin hech kim debdi. Ko'rdingizmi bolam, yo'lni bo'shatdim. Men hozirdan hech kimman degan ekan. Dunyoda mo'min hech kim bo'lib yashashligi mo'minchilikdir. Palonchi bo'lib emas. Mashinada ketyapsan, ikkinchi bir Jigulida ketyotgan, Matisda ketyotgan, Eshayravada ketyotgan past sanayapsanmi? Hali iymon o'rnashmabdi, hali iymon yo'q. Ovora bo'lma. Past sanayapsanmi o'shani? Shu mendan past deyapsanmi? Hali o'rnashmabdi, birodar. O'xshabsan, tashbih shibih deydi. Shibih bor, asl bor. Hamma narsani asli bor. Keyin o'xshashi bor. İmon ahliga o'xshash ham bor. Lekin u asli emas u. Asli bo'lsa Jigulida ketayotgan, Matisda ketayotgan odamni nazar pas qilmaydi asl. U ham mu'min deydi, musulmon deydi. Shoshma deydi, orqasidan signalni berma bechorani deydi. Xijolat qilma deydi. Aslligi shunda u. O'xshashi orqasidan kelib signal chaladi. Men palonchiman deydi. Nima qilaylik, ikki kerak, ikki to'r. Buni ancha oldin yozib ketishgan bu. Bizning gapimiz emas bu, aytilayotgan fikrlar ham. Hayron qolasiz. Ko'pchilik shikoyat qiladigan va o'zimiz ham guvoh bo'lib turgan aziyatlardan biri ba'zilarining avtomobil boshqarishlarida o'zgalarni e'tiborga olmasliklari. Ana ulamoni ham nazariga tushganda bu holat. Kimsan? Sen kimsan deyish nazariga tushgan ulamoni. Qarang. Qasddan yo'l belgilari talablarini buzish. Qasddan o'zlari va o'zgalarini xatarga qo'yishdir. Ular o'zlarini xuddi ko'cha ularning mulki bo'lganidek tutadilar. Dunyo meniki deb o'ylaydi. Xatosi yetta bechora. Vaholanki ko'chada yurish va undan foydalanish hammaning haqqidir. Ay, ko'chada svetoforda tursang, domla sizga o'tib ketavering. Iya. Sen haqorat qilyapsanmi meni? Birinchi domla turish kerak svetoforda. Birinchi domla turib berish kerak svetoforda. Birinchi ibratni domla ko'rsatib berish kerak. Nima deyapsan sen? Boshqalardan ajrash, boshqalardan ustun bo'lish, boshqalardan afzal bo'lish musulmonchilik emas. Allah rahmet qilsin katta ustozlarimizni. Endi yigitlar bilan, ahli ilmlar, talabalar bilan sho'rvalarni qildik. Chiroyli qilib qovurilgan sho'rvalarni qilib. Ustoz kelyapti ekan deb u kishiga endi alohida bir idishlarda go'shtlik qilib suzib olib kelishimni bilaman. Voy, shunaqa so'kdi, shunaqa so'kdi, Alloh rahmat. Shuni menga qildilaringmi dedi. Qolganlar ham shunaqa go'shtni yeydimi? Ay, taqsir endi siz ustoz. Hech o'ziga kelmadi. Oxirgi bor o'layotganda ham uzr so'radik, keyin mayli deb qo'ydi. Haqorat qilganimiz ekan u, boshqalardan ajratganimiz qattiq tegib ketibdi u kishiga. Odamlarga yoqadi-ku. U kishini haqorat qilgandek bo'lgan ekanmiz. Aslida shu kishi go'shtliroq yesin, shu kishi ustozimiz deb olib kelgan edi. Qolganlardan adolatni buzganimiz uchun yomon ko'rinamiz. Mana ulug' kim, aziz kim? Ular o'zlarini xuddi ko'cha ularning mulki bo'lgandek tutadilar. Vaholanki ko'chada yurish va undan foydalanish hammaning haqidir. Yo'l qoidalariga amal qilib yursak, hammamiz uchun yaxshi bo'ladi.
hammaga bir xil bo'ladi. Ulamo aytadi: "Kamtar kim, man kim?" Kamtar degani Allohning hukmi, jamiyatning hukmiga bo'ysunganni kamtar derkan. Man kim? Allohning hukmidan, jamiyatning hukmidan chiqqanni man der ekan. Shu ikkita qilig'i bor ekan. Kamtar bilan man. Kamtar deb Allohning hukmiga, jamiyatning hukmiga bo'ysunar ekan. Uni otini kamtar der ekan. Mana ona qilib egilgan nimas. Bo'ysunganning otini kamtar der ekan. Man kim? Allohning hukmiga, jamiyatning hukmiga bo'ysunmas ekan. Man deb shuni aytar ekan. Birodarlar, musulmonlarimiz ko'p axir. Bizda me'yorga nima bo'ldi? Aqlimizga nima tegdi? İkinci Umar nomini olgan Umar ibn Abdul Aziz aytadilar. Umar ibn Abdul Aziz degan bir ulug' zot bo'lganlar. Shunaqa bir adolatlik podshoh bo'lgan. İkinci Umar nomini olgan shu zot tarixda. 86-yil Saudi Arabistonida arxeologik qazilmalar ishlarini olib borgan. Qazilmalarda mana unaqa qoplarda bug'doy topilgan. U bug'doy o'sha paytda nam teginib, hali o'zi ko'p saqlanmaydi-ku bug'doy. Qatib toshday bo'lib ketar ekan vaqt o'tishi bilan. Suv tegib qotgandan keyin toshga aylanib ketar ekan. Haligi mushtday boshoqlari. Yo tovba. Bug'doy bitta donasi mushtday bo'ladimi? A unda boshoq qandoq bo'ladi? Bilayday bo'ladi-ku. Qopni tepasiga yozib qo'yibdi. Saodat asrining mevasidir deb. O'rganib chiqsa ulamolar Umar ibn Abdul Aziz zamonlarida bo'lgan hosil ekan. Ya'ni adolatlik odamlar boshqargan, adolatlik odamlar yashargan zamonaning mevasi ham katta bo'lar ekan. Insofsiz, adolatsizlar yashayotgan, bir-birini adovat qilayotganlarni o'ziga yarasha bo'ladi ekan. Katta ustozlar aytardi, biz qurt qumursqalarning hisobidan yashayapmiz deb. Birovdan shikoyat qilish uchun odamda o'zida insof bo'lishi kerak. O'zida insof bo'lgan odam birovdan shikoyat qilmaydi. Oldimizda o'tirib olibdi. Bir gestonda keladi o'zi, bir bizdan ham katta go'da. Minib olgan mashinasini ko'rsangiz, it hurkadi. Andoq bo'lib ketdi, qiyin bo'lib ketdi. Yo'q, tur, narroq o'tir, kasopating o'zingda ketsin. Go'dangni qara, shikoyatingni qara. Alloh demaysanmi, Rasululloh demaysanmi? Yoshim 50 ga kelyapti. Hozir mashinada gaplashib kelyapmiz. Bunaqa paytni ko'rmagan edik. Bunaqa dinga omonlik bermagan edi. Masjidlarga, qurilishlarga bunaqa ruxsatlar bo'lmagan edi. Qur'onga, hadisga bunaqa e'tiborlar bo'lmagan edi. Ahli ilmga hurmat umuman bo'lmagan edi. Xudo demaysanmi, Alloh demaysanmi, Rasululloh demaysanmi? Umar nomini olgan Umar ibn Abdul Aziz aytadilar. Shunday ulug'larni ko'rdikki, ular ibodatni nafaqat namoz va ro'zada, balki odamlarning obro'larini to'kishdan o'zini tiyishda ham deb bilar edilar. Hazrati Umar ibn Abdul Azizning gaplari. Biz shunaqa ulug'larni ko'rganmizki, bu ibodat deganda namoz niyozda emas, odamlarning obro'sini to'kmaslikda deb bilardi ibodatni. O'zi ibodat qiladi, birovni obro'sini to'kadi. Ibodat qiladi, birovni gapiradi. Nima qilasan gapir, nima qilasan?
qoraga zo'r gap bor. Nima gap bor ekan bir ilm gap gapirmarmikin desam, palonchi deb boshlaydi-yu. Tuppa tushik hurmat qilib turdik. Bo'ldi ixlossindi. Savollar qo'yib olgan bir mo'minga o'xshaydi. Haligini ko'rsangiz bir ixlos qilib qolasiz. Birovni gapiryapti. Allohdan gapir, bizga Rasulullohdan gapir. Ulug'dan gapir, azdan gapir. Yomonni gapir, nima qilasan? O'zimiz yomonmiz-ku. Qoraga nega yomonlarni gapirsak, siz chidamaysiz. Ulug'larni, azlarni. Chunki o'zim yomonman, o'zimdan yomoni yo'q. Mandan yomonini topib gapirsang, gapir. Agar mandan yomonini topsang, gapirsang, gapir. Topolmasang, gapirma. O'zini palonchi deb bilish yaxshi emas, birodarlar. Odam o'zini taqvoga oid deb bilishi, sanashi yaxshi emas. Aksidir. Endi bildim zamonanın ozgani. Yomonlar yaxshidan qocha boshlar. Qaytabat asllar asl zodani pisand etmay to'rga ko'cha boshlar. Riyo bo'ldi ko'p o'qigan namozi, Tangri hech biridan bo'lmadi rozi. Payg'ambar o'rnida o'tirgan qozi, pora uchun qo'lin ocha boshlar. Ko'mildi daryolar, yiqildi tog'lar. Yetimlar ko'z yoshini socha boshladi. O'qinglar o'sha asarlarni o'qinglar, Maxtumqulini o'qinglar, hayron bo'lib qolasiz. Nega bunaqa? Nega bunaqa? Birodarlar, odamlarning musulmonchiligi aynigandan keyin, e'tiqodi buzilgandan keyin mana shunaqa kamchiliklar kelib chiqadi. Birov yomonga o'xshab ko'rinaveradi. Birov aybdorga o'xshab ko'rinaveradi. Birovni tanqid qilaveradi. Oyati karima va hadisi shariflarda odamlarga aziyat berishni turli ko'rinishlardan man qilingan. Turli ko'rinishlar man qilingan. Ulardan ba'zilarini sanab o'tamiz. Odamlarga azor berishni ko'rinishlarini sanayapti ulamo. Birinchisi so'kish va urushish. İkincisi, yolg'on guvohlik va aybsiz kishiga bo'xton qilish. Birovni yo'qotish, birovni pulini olish, birovni obro'siga yopishish, bir narsasiga erishish maqsadida mahkamada ichilgan qasamni, guvohlikni otini yolg'on guvohlik berish deydi. Hadis sharifni eshiting. Sizlarga katta gunohlar haqida xabar beraymi dedilar Hazrat janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Uch marotaba so'radilar sizlarga katta gunohini xabarni beraymi? Ha, ayting ey Allohni rasuli dedik. Shunda u zot Allohga shirk keltirish ota-onaga oq bo'lish deb suyanib turgan edilar. Birdan o'tirib oldilar. Ogoh bo'linglar, yolg'on guvohlik berish, yolg'on guvohlik berish, yolg'on guvohlik berish, yolg'on guvohlik berish deb takrorlaverdilar, takrorlaverdilar. Biz to'xtatsalar endi bo'lardi deb qoldik degan hadisni keltiryapti. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarga yolg'on guvohlik berishni juda ham ko'p takrorlagan ekanlar. Demak, odamlarga yetadigan aziyat beriladigan azoblarning eng yomoni o'sha ekan. Uchinchisi minnat qilish. Odamlarga azob berishni yo'li uchinchisi yaxshilikdan keyin minnat ham qilish. O'zgaga azob berishdir. Bu haqida oyat karimada aytadi. Mollarini Alloh yo'lida sarflab, keyinchalik bergan narsalarining ketidan minnat va azob yetkazmaydigan kishilar uchun Parvardigorlardan mukofotlar bordir. Ularga xavf ham bo'lmas, ularga tashvish ham bo'lmas. Minnat degani eslatish degani. Minnat degani eslatish degani. Birovga yaxshilik qiladi, eslatadi shuni. Esingdami, senga mana unaqa qilganman deydi. Yoki boshqa odamga eslatadi. Men deydi, palonchiga unaqa qilganman deydi. Shuni otini minnat deydi. Minnat qilgan zahoti, qilgan savobi ketadi.
Bu bir ikincisi. Minnet kıgan zahatı cennetten masuva bo'ladi. Hazreti Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El mennanu ve nemmamu la yedhulani cennet. İkide adam cennetke kirmeydi. Bittesi adamlarga kıgan yaşlılığını minnet kıgan. İkincisi adamların ortasında gap taşıgan dediler. Braderler. Az yine bu seyem. Mihnetimiz bugünmüş şu cöylerge. Kemeslikke karar kıyken kep koyganımızın sebebi. Şimdi minara kuruşke doğru geldi. Şimdi geldik ama sen kemeslik. Damla bu nege kemeysiz? O şartta mihnetimiz sinyanı için kemeyim ben. Mihnetim sınıf koygandan kengi bura bir nesanı koçursa kaşım kep koyladı. Oy bana onu kımakın desem minnet bu koyladı. Şunun için kemeyim ben. Azlar uluğlar eytarıdı. Bir narsani qilsang, o'ylab qiling. Qaytib kelmasang, qiling o'sha yaxshilikni. Chunki kelmasliging bilan aralashmasliging bilan qabuldir derdi. Muhtaram azizlar. Shunaqa zo'r mavzu bergan endi. Bu juma mavzusi emas, bu hayot mavzusi bu. Bugungi mavzu Cuma mavzusu mes, hayat mavzusuydu. Şimdi bir yaşı bizge mavzu yuvargen ulemanı dünyası ahiretini abat etkin Allah'ım. Yine takdir bukkese, yine nasip bukkese, yine şu cumalarga keptiremiz nasip olsa, maksadımız birinciden özümüzge bir payda olsun. Maksadımız cemiyetge mumun Müslümanga bir eşlik olsun. Bir kalbige, bir aklige bir urnak olsun. Maksadımız çünkü bir amel kıpasak, şayet Allah'ım günahlarımızı keçip koysa, şayet Allah'ım hidayeti başlayıp koysa, sekin sekinlik bilen hemme işler amelge aşırıladı. Sekin sekinlik bilen, asladik bilen. Birden bu meydi. Kengenimizde umumen başkaca haletidir bitti. Yendi başkaca halet. Bitti oturgan adamlar var, bu şunu biledigen, anık biledigen adamlar var, tarihini biledigen, o'zi ishtirok etadigan odamlar bor. Sekin-sekinlik bilan o'zgarib keladi. Al-islomu yazidu va la yanqusu. Islom ziyoda bo'lib boradi, islom nuqsonga uchramaydi. O'zini o'rni bilan boradi. O'zini kezi bilan, o'zini soati bilan, o'zini vaqti bilan keladi. Shuning uchun muhtaram azizlar, Alloh taboraka va taolo bizga bunaqa holatlar berib turibdi. Bunaqa sharoitlar berib turibdi. Tavbalar, istig'forlar aytamiz. Günahlarımızga tavbeler kıldık Allah'ım. Günahlarımızı keçirgin. Hidayetine başlayın. Beraber ilimi eğitiş gereği de Allah'dan, Resulullah'dan gapirish gereği de onu bir kalbimizga alışımız gereği de onu bir aklımızga sığdırmışımız gereği de Allah'ım şayet günahlarımızı keçirse kitapta etken ki Kullu ibn Adem hatta ve hayrül hatta yine tevvabu. Adam balesinin hemmesi hatakar degen. Hiç hata kılmaydıgeni yok. Lekin şu hatakarlarının içindeki en yakışları, hatalarını engelleri, çüngelleri, tevbe kılgelleri. Tevbe kıldık Allah'ım, çündük Allah'ım. Bravga azar verişten, dilimiz bilen azar verişten, özün sahlap koygun. İlahi dünyada yaşasak, mumun bulup, Müslüman bulup yaşaş baktığını, berçemizge nasip etkin. Nametlerini yetkez yapsan Allah'ım, bunu ziyade kıygın. Naşkürlük kılıp nametlerin ketip kalıştan uzun esregin, bizi esregin, halkımızı esregin, elimizi, yurtumuzu esregin. Bir dualar götemiz amin. Allahümme eslih halene ve halel muslimine fil alem. Allahüm ahvallarımızı ıslah etkin, hallarımızı Allahüm ıslah etkin, dertlerimizge şifa virgin, rençlerimizge deva virgin. Karzlarımızga necaat virgin, vatanımızdaki tinçlikini, asayişlerini berdavam etkin. Ana mumun Müslümanı yurtada bo'layotgan topalanglar berham virgin. Allah'ım mumun Müslümanı nusret virgin. Allah'ım vatanımızdaki tinçlikini, asayişlerini berdavam etkin. Mal hallerimizga Allah'ım ümrücallarımızga berekat virgin. Ekin tekillerimizga dikkançiliklerimizga berekat virgin. Hunermençillik ticaretlerimizge Allah'ım berekat virgin.
Berekatlerimiz, harekatlerimizge berekatler birgin. Onu Allah'ım elimiz bilen, yurtumuz bilen, seni taatin, ibadetin bilen, Hazret Cenab-ı Resulullah'ın adabları bilen, uluğlarını, azlarını, ilmi marifeti bilen, hayatta nezerde tutuşunu, hayatta yaşaşta yaşaş baktığını, berçemizge Allah'ım nasip etkin. Allah'ım bizge dünyanın yakşiliklerini birgin. Ahiretini, yakşiliklerini birgin. Kıyametinin azabıdan sahlegin. Allah'ım bir gün kazı olsan, ferişteler sual cevap getirseler, rahmetinden, fazlinden nasip etkin. Bi fadlike ve karamike bi rahmetike ya rahmur rahimin ve sallallahu ala seyyidina ve mevlana.